Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yarınki İzmir yarışlarının tahminlerini vereceğiz. Ondan önce kısaca bir İstanbul'a bakalım. İstanbul'da maalesef teki yanlış seçtik ve yattık. Altı da bir şey vermedi ama. Birinci hafta Atçı Yılmaz'ın önerdiğimiz atlardan biriydi. Açıkçası onlara Ganyan yüksek bir Ganyan. Gerçi %75 dağıtırıyor. Biraz da onun etkisi var. Normalde 6-7 liralık bir attı. 10 lira verdi. İkinci koşuda Derin Diyar'ı verdik, sonlarda verdik. Yarış çok hızlı gitti. Yani Legor'u ben hani yasana yabana yapmazlar diye düşündüm ama Legor kaçınca, iyi çıkınca bu Davator ısrarla onun temposunu yükseltti ve dolayısıyla yarış bekleyen atlara yaradı. Derin Diyar onlara da çok güçlü gelip yarışı kazandı. Picabo kazanacak gibi geldi ama sonradan devam ettiremedi. Regamur da fena koşmadı. Magnum Opus yani beklediğimden daha iyi koştu. 3 at önermiştik 7-2-1 diye. Sıralı bitti. Ama yani Rampage biraz kapandı. Karataş çıkamadı. Çıksaydı belki yarışı alabilirdi. Aybars da biraz erken öne geldi gibi. Sanki sürekli şeyi kovaladı. Black Stallion'ı. Aybars 4-5 gitse daha etkili olabilirdi gibi geldi bana. Silver Orbit hiç koşmadı. Tek verdik. 1200 de çok iyi bir yer. Ya Tentet'i sevmedi. Artık pist ayırır belli bir yarıştan sonra atlar. Ya da bir anlık bir sıkıntı yaşadı. Bilemiyorum. Bu kadar kötü koşmaması lazımdı. Yani virajda Koca Vedir'le kafa kafayaydı. Yarış da bu arada biraz hızlı gitti. Geriden Passion Runner da yol bulabilseydi yarışı alabilirdi. 5 numara Passion Runner'da. Danyal Kaya da iyi yer tutamadı bu arada. Yarış Koca Vedir'e. Sonra Orhun Kaan ve Ayder Ağası 3-5 önermiştik zaten. İkili bitti. Birinci ve dördüncü at ilk ikili çıkmış yani. Ona şaşırdım. Bir artık inşallah bizim izleyiciler yani bizi takip edenler oynamışlardır diye. Sıralı 8-15 normali 4-90. Az yani az verdi demek istediğim o. Çünkü 7-8 lira vermesi lazım. Son ayakta da bir ömür. Zaten çok at önermiştik. Önerdiğimiz atlardan biriydi. 5'te kaldık. Bence böyle bir haftayı benim yakalamam lazımdı. O yüzden mutlu değilim. Şimdi yarınki İzmir yarışlarına bakalım. İzmir yarışları da yine böyle çok bir para vermeyecekmiş gibi geliyor. Gerçi ben ne zaman öyle desem çok veriyor ama programlar zayıf diye öyle bir yorum yapıyorum. Şimdi yarışlara başlayalım. İkinci koşudan başladığımızda bu arada 7'li plase için 2 numaranın aldığı kembeğini değerlendirebilirsiniz. 7'li plase oynayan arkadaşlar için. İkinci koşuya baktığımızda yarışın hızlanma ihtimali yüksek. Gold Blue ve Ganimet gibi atların ister istemez yarışı hızlandıracağını düşünüyorum. Son yarışında çok çok güzel koşan 2200 gibi uzun mesafeye rağmen Dilbağ'a takıldıktan sonra harika iki yarış yapan 4 numara Magic Apple yarışın en şanslı atıdır. Yine son yarışında On Boy gibi bayağı bir yani fazla startta kalan 6 numara Patlıcan eğer startta kalmazsa Magic Apple'ın ciddi rakibidir. Ve istikrarlı yarışlar yapan ve her an için potayı geçmesi muhtemel olan 7 numaralı Cold Grey de 3. atımdır arkadaşlar. Günün ikinci ayağı Maiden Dişi ve Dayıttay yarışı diğer tay yarışına göre daha zor gibi geldi bana. 3 numaralı Gumar, 7 numaralı Magic Star, 9 numaralı Osaka, 11 numaralı Şah Gaga, 2 numaralı Çiğdem, 8 numaralı Maya Hanım, ve bir numaralı Beautiful House diyorum. Çok at önermek zorunda kaldık. Biraz değişik zor bir yarış. Dördüncü koşuya geldiğimizde vasat atlar bir arada. Yani bir numara Meyşen kaçarak bitirmeye çalışacak. 8 numara Semmelen'in son yarışı iyi ama derece kötü. O da sonlarda gelip onu yakalamaya çalışacak. Açıkçası bu iki attan sonra da yani gönde çarpan fazla bir at yok. Hiç kum koşmamış olan bir 5 numara Valday var. Bir de 7 numara Nikoş var. Belki bir ters bir yarış yapabilir. Ben 1-8-7 sonra da 5 diyorum. Eğer yazmak isteyen olursa. 1-8-7-5 sırasını veriyorum. Günün 5. koşusuna geldiğimizde 1 numaralı Aşık Bey'in son yarışı çok iyi ama 4 gün arayla koşuyor. 4 numaralı Pıtır yani iyi bir at ama uzunu yapabilecek mi bakalım. Bir de hep ıslak kumda başarılı olmuş. Kaba kum yarın pist herhalde kurur diye tahmin ediyorum. Bir de bu 3 numaralı Kelemer yani ters bir yarış yapabilir. Açıkçası patlama bekliyorum bu attan ama ne zaman yapacak bilmiyorum ama normalde geçen sene falan arda arda çok güzel yarışlar yapan bir attı. Yarın için Mustafa Çiçek de bu şeyi gerçekleştirebilir. 1-4-3 sırasını veriyorum size arkadaşlar. Altıncı koşuya geldiğimizde ise yani bir numaralı Aksakallı'nın artık bu uygun grupta kazanması lazım.
Önde Avukat ve Karan Mehmet tarafından çok sıkıştırılmazsa çıktığı gibi bu yarışı bitirmesi gerekiyor. Bu grubu geçmesi lazım. Özcan Yıldırım'la büyük bir hata yapmazsa diye düşünüyorum. Bir numaralı Aksakallı Banko Ekürüsü de var zaten. Ekürüsü de gelebilir. Her ne kadar Ekürüsü'ne ters gibi görünse de bu mesafe iyi bir yarış yapabilir. Günün son ayağına geldiğimizde 10 numaralı Pride of Turks'un çok iyi bir yarış bekliyorum. Dilbağ'a takıldıktan sonra güzel bir ikincilik yaptı. İlk rakibi yine Dilbağ denenen 9 numaralı Öykü Sultan'dır. Bu hatta fiziğini çok beğeniyorum. Çok güzel fiziği var. Son yarışta virajda gayet iyiydi ama sonlarda arttıramadı. O yüzden Dilbağ deniyorlar. Etkili olabilir ve yine ilk yarışında güzel bir yarış yapan 8 numaralı Masal Perisi de 3. atım. 19-8 sırasını veriyorum. Çok çok sürprizde yani 4 numaralı Hayat belki uzak ihtimal de olsa bir bomba yapabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Altılarının da yani bilmiyorum, program çok cazip değil. Yine de oynamak isteyen arkadaşlar olursa diye tahmin verdik. Ortalama ne kadar tuttu kuponumuz bakalım. 3, 6, 7, 21, 84, 3, 84, 250 bin 70 lira civarında bir altılı. İnşallah tuttururuz ve 70 lirayı geçer diye ümit ediyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Şans yanımızda olsun. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545-625-5093. Sevgiler, saygılar, bol şanslar, şans yanınızda olsun.